Metin, gel tatlı koydum. Ben çıkıyorum. Ay Metin, yine mi gidiyorsun ya? Ne yapayım hayatım yani, keyfimden gitmiyorum. Benim işim bu. Ay biliyorum da yani, ne yapacağım ben tek başıma bütün gece? Zaten canım sıkılıyor. E sen de bir yerlere gidiyorsun. Nereye gideyim Metin? Ya aşkım, ne bileyim yani, sinemaya falan git. Arkadaşlarınla buluş. Sevgenle mi ara buraya gelsin veya sen oraya git. Yani ne bileyim. Tamam. Yani diyelim ki bu dediklerini yaptım. Peki yarın ne yapacağım? Çok güzel olmuş. Ondan sonraki gün ne yapacağım? Ondan sonraki gün ne yapacağım? Bu nefis olmuş ya. Aşkım bilmiyorum yani. Ya otur otur bir yere kadar Metin, canım sıkıldı artık ama yani. Oturmaktan habire yiyorum, kilo aldım. He. Spora falan mı yazılsın acaba sen? Ya sen bana kilo mu aldın diyorsun yani? Yok aşkım, olur mu yani? Şimdi sen öyle dedin ya. Ben ondan öyle diyorum. Yoksa sen 100 kilo olsan da kocan sevmez mi seni ya? Ay Metin, konuştukça batıyorsun yani. Konuştukça batıyorsun. Tamam, hadi ben git. O zaman gideyim. Git. Hadi öpüyorum. Ne oldu, barıştınız mı Aslı'yla şimdi? Vallahi barıştık yengecim. Yani biraz zor oldu ama azmettim, başardım. Aman aman iyi Efe. Yani onun bu ara sana çok ihtiyacı var. Sakın yalnız bırakma. Yani Deniz'in de ihtiyacı var tabii. Onu da ihmal etme. Vallahi iyi güzel söylüyorsun yengecim de yani ben hangi birine yetişeceğimi şaşırdım ya. Vallahi kullanatacağım kendimden bir tane. Yo yo, iki tane. Birini Deniz'in başına koyacağım, birini de Aslı'nın başına koyacağım. Ben de uzun zamandır uzak kaldığım sahalara geri döneceğim vallahi. Yani Efe kaygısız LTD, ŞT'yi benden başka düşünen yok yani. Of. Abim yok mu ya? Gelmedi mi hala? Yoo. Geldi de gitti bile. Ne yapıyor bu gece gece dışarılarda ya? Şşş. Bak istiyorsan çekeyim kulağını ha. Abiniz polis Efe Bey. Yani gecesi gündüzü hiç belli olmuyor. Orası da var tabii, sen de haklısın. Yani 3 haftadır 2 günde 1 nöbeti var. Daha da sürecekmiş. Sen sıkılmıyor musun ya gece gece tek başına evde? Ay sıkılmaz mıyım? Çatlıyorum. Abin ne dedi bana biliyor musun? Spora başla gönül. Şahane fikir. Süper yani. Böyle boş boş oturacağına ne güzel. Ay Efe. Ya benim spora mı ihtiyacım var? Yok yengecim, yani herkesin spora ihtiyacı var ya. Yani bu bir hayat tarzı, sağlıklı yaşam olayı. Yani orası öyle de tabii. Hem spor dediysek sadece kültür fizik olayı değil ki. Ne bileyim şey var. Dans var ya. Herkes dansa takılıyor bu aralar. Bak hiç aklıma gelmemişti. Hem bir sürü de şekli şemali var yani, ne bileyim şey var, tango var, çaça var, rumba var, mamba var, tumba var, tamba var, karamamba var, var oğlu var yani. Vallahi güzel fikir. De şimdi yani hangi kurs, nereye falan, onları araştırmak lazım, uzun iş ya. Ya yengecim, ben sana 2 dakikada ayarlarım, ne olacak ki? Ay sen nasıl ayarlayacaksın Efe? Ha? Yengecim, benim adım Kaygısız. Efe Kaygısız. Bizde de var öyle bir kaygısız ama onun böyle şeylerden hiç haberi yok. Ya onu leylekler getirdi diyorum ben sana. O bizim aileden bile değil ya. Bohçacı'dan almışlar. Metin. Hı. Biliyor musun, dün Efe'nin aklına harika bir fikir geldi. Yapma ya. Hı. Ya hani ben diyordum ya, acaba spora falan mı başlasam diye. O da dedi ki dans kursuna gidin. Benim tanıdığım bir yerde var. Dans mı? Hı. Ne var? Gideceğiz seninle birlikte işte. Tango öğreneceğiz, salsa öğreneceğiz. Birlikte. Hı. Ben tango yapacağım. Ay azıcık medeni ol Metin, Allah aşkına ya. Yani ne olur iki dans figürü öğrensen ölür müsün? Gönülcüğüm, polis adamın dansla mansla ne işi olur ya? İyi. Peki o zaman ben de yalnız giderim. Cesedim için yine öyle yalnız gidersin şekerim. Olur. Yani gerekirse onu da yaparım. Yani ben kararımı verdim Metin'cim. Sen ister gel, ister gelme. Yani ben başlıyorum dans kursuna. Yani evde böyle boş boş oturmak istemiyorum artık. Yani kendim için daha anlamlı bir şeyler yapmak istiyorum. Anladın mı? Hadi canım. Afiyet olsun. Ulan Efe, bir kere de hayırlı bir şey yap be abiciğim. Bir kere ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.